Soruyoruz vatandaş olarak ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? Ekonomiyi. Ben yurt dışında kalıyorum. Hangi ülkede abim? Danimarka. Nasıl abi, buranı gözlemledin burada gezdiğin kadarıyla? Biz Avrupa'dan burayı kıskanıyoruz. Neyini kıskanıyoruz abi? Rahatsınız, baksanıza insanlar çalışmıyor, ne güzel maaşları var. Rahat yaşıyorlar, biz orada reziliz. Ciddi misin abi? Ciddiyim tabii ciddiyim. Bak arkadaşlara baksanız, hepsinin elinde lüks telefonları var, yaşlar gelip soruyor telefonunuz ne diye. Yok, şakaydı o. İroniydi, anladık abi. Yani o ironiydi. Nasıl Türkiye'de yaşantı, Allah size sabır versin. Amin abi, Allah razı olsun. Cidden Allah sabır versin. Niye dersen, çiftçilik ölmüş, ekonomi ölmüş. Dışa bağımlıyız. Dışa bağımlısınız. Buğday bile Rusya'dan geliyor. Buradan buğdayı 2 TL'ye alıyorlar çiftçiden, ama Ukrayna'dan, Rusya'dan ne kaşa getiriyor? 5 TL'ye. Ayçiçek. Sırbistan'dan alın değil mi? Sırbistan'da ayçiçek üretilmez. Sırbistan'dan ayçiçek aldı 14 ton. Sırbistan'da ayçiçek üretilmez. Nereden geliyor bu? Kim kazanıyor parayı? Daha başka soracağım var mı? Sorumlusu kim abi peki bu düzenin? Sorumlusu benim. Sen mi yönetiyorsun abi ülkeyi? Yok, sorumlusu ki, ben size şunu söyleyeyim. Sorumlusu insanların cahil davranması. Hani sadece yandaşlık. Hani burada şey vardır. Takım tutar gibi parti tutmak var. Yani şu anda mesela diyelim, şu an Cumhurbaşkanımız, örnek vereyim ben sana. Bir belediye eşeği koysun, sırf o Cumhurbaşkanı şu an eşeğe oy verirler. Gerçek değil mi? Sen oy kullanıyor musun abi peki? Kullanmıyorum. Ben Avrupa'da yaşıyorum. Niye buradaki insanların kaderini değiştireyim ki? Peki abi, burada Türk gençlerinin gelecek kaygısı yaşıyoruz diyor. Ve beyin göçü oluyor Avrupa'ya. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun abi? Abim, bugün üniversiteyi bitiren bir kişi gidip de kasada, şeyde, marketlerde, A101'lerde kasiyer olarak çalışıyorsa, ilkokul mezunları bölgelerde tutup da kendi adamları diye eğer tutup da müdür yapılıyorsa zaten beyin gücü olur. Haksız mıyım? Teşekkür ettim abi. Rica ederim abi. Abi soralım mı? Ekonomiyi soruyoruz abi. Nasıl değerlendiriyoruz ekonomiyi? Sen nasıl görüyorsun? O zaman anlatmaya gerek abi, yok. Türk %69 enflasyon belirledi. Sence %69 mu enflasyon? Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben siyaseti, yani içerisine girip de konuşmayı sevmem. Ama gidişat kötü. Abi, ben sana o kadar. Çocuklarımızın geleceği ne olacak abi? Onun için konuş. Ben çok başka kötü. Bir şey istemiyorum abi. Çok kötü. Yani şimdi ben 4 taneyim. Yeni çocuğum olmuş. Amin. Yeni çocuğum olmuş. Ben bir bez almaya gidiyorum. Adam bana 180 lira çekiyor. Anlatabildim mi? 170 lira, 180 lira bir beze veriyorum. İçinde 44 tane bile yok. Hesabı sen kes. Hayat şartlarını gör. Anlatabildim mi? Yani ben yakıtına, ekmeğine, şuna buna şunu demek istiyorum. Temel olarak gelecek yok çocuklara. Anlatabildim mi? Hiçbir çocuğa gelecek yok. Yani evinde 5 tane yaşıyorsun, 2 ekmek alıyorsun. Öyle bir hayatın içerisindeyiz. Anlatabildim mi? Ama yarın öbür gün bir şey olduğu zaman neden oldu diyorlar. Niye oldu diyorlar. Ama sen beni sürükledin. Anlatabildim mi? Sen beni bu duruma getirdin. Ben kendi ülkemde geldiğim noktaya bakıyorum. Bu devlete ben gittim, hizmet verdim. 18 ay askerlik yaptım. Geldiğim aşama bakıyorum. Evlatlarıma bakıyorum. Anlatabildim mi? Aç mıyım? Açım. Tok muyum? Tokum. Rabbim cümlemize yardım etsin. Ama gerçekten söylüyorum, bir bez olmuş. Bak, geçim derdindeyim. 15 saat çalışıyorum. Ben taksiciyim. 15 saat çalışıyorum. Bak, 15 saat direksiyon sallıyorum. 4 teker üstünde. Eve geliyorum, 500 milyonla 400 milyon parayla yemi olarak aldığım para, 2 bez alıyorum, bitiyor. Aşamayı gör. Bak, aşamayı gör yani. Yani şimdi yerle gök arasında yaşıyoruz. Bir denizin üstündeyiz. Aşama bu yani. Bak, ben sana ne diyorum? 15 saattir çalıştım. Geldim evime. Aileme vakit ayıramıyorum. Geçim sağlayamıyorum. Hayat şartlarından dolayı. Bak, bugün de uykusuz halde ailemi gezdirmeye çalışıyorum. Neyine? Sana söyleyeyim mi? Neyine? Şunla. Tam olarak neresi bilmiyorum. Bak. Cebimdeki parama bak. Başka hiçbir şey demiyorum sana. Bak şimdi.
Konuşuyoruz ya. Konuşalım. Böyle dışarıdan bakmayın olmaz. Aynadan bakmayla da olmaz. Bak konuşalım. Bak güzel kardeşim. Bak kalsın öyle. Gel buraya. Gel gel. Kaç para yazıyor? 95 TL. Ne diyor? Ne diyor? Su faturası abi. Üstte ne yazıyor? Bülent Tosun yazıyor. Burada ne yazıyor? Bu doğrudur abi. Bak şimdi bir saniye. Burada ne yazıyor? Bülent Tosun evet. Bak şimdi. Gel abi. Bak şimdi. Ne yazıyor? Şurayı oku bana. İsmi oku. Bülent Tosun evet. Ne yazıyor abi? 860 TL abi. Neyi bu abi? Doğalgaz abi bu. Doğalgaz. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben 20 gündür doğalgazımı taşıyorum cebimde. Hani bunu anlatmasına gerek yok. Anlatabildim mi? Bunu anlatmaya gerek yok. Ne demek istedim anla. Yani benim üstümle, başımla, ayağımdaki ayakkabımla beni yargılayacaksan daha sana hiçbir şey demiyorum. Anlatabildim mi ne demek istedim? Ben 15 saat direksiyonu sallayıp 36 saat boyunca arabanın sırtından inmeyen adamım. Ne için? Bir bez için, bir ekmek için, bir geçim için. Bak ben siyaset içerisine girip konuşmam. Ben geçimimi konuşurum. O onu ne yapmış, bu bunu nasıl zirveye çıkarmış, ben buna bakmam. Ben partide konuşmam. Anlatabildim mi? Benim yakamdan kim tutuyorsa onu konuşurum ben. Benim yakamdan kim tutuyor? Yukarıda akıllar tutuyor. Kimse değil kardeşim. Anlatabildim mi? Vatandaş değil, o değil, bu değil. Kesinlikle. Şimdi ne demek istediğimi anlatabildim mi? Benim yakamdan tutan belli. Ben 18 ay askerlik yapayım. Geldiğim noktaya bakıyorum. Anlatabildim mi? Bu çocuk da gidecek askere. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Bak. 20 gündür taşıyorum. Git şu an sisteme koy. Ödemek iste ödersin. Ödememişim. Bak ödememişim diyorum sana. Ne demek istediğimi anla. 20 bak içinde 44 tane bile olmayan bir beze ben 180 milyon para veriyorsam bu hükümet benden bir şey beklemesin kendine. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Başka da hiçbir şey demiyorum. Herkesin çoluğu çocuğu var. He, yapmıyorum ben. Yapmıyorum. Bak siyaset değil bu. Ben ekmeğimi konuşuyorum. Ben siyaset mi konuştum? Bana siyaset konuştu mu bir tanesi söylesin. Ben ekmeğimi konuştum. Burada o kadar insan var. Herkesin çoluğu çocuğu var. Ben burada siyaset konuşmadım. Ben ekmeğimi konuştum. Siyaset tartışmak istersen ben çok güzel siyaset tartışırım. Anlatabildim mi? Çevrem siyasetle yani, dolu. Ama ben şurada bak açlıkla bahsetmiyorum. Bu sıkıntıda sen de varsın, ben de varım. O da var, öbürü de var, şu da var. Doğru mu abi? Doğru, doğru. Bitti. Doğru. Biz bak, ayakkabına bak şeyine sana bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bak en az 500 bin lira ayakkabı bak, giyiyorsun. Bak bak elimde de o, elimde de 15 bin lira bir saniye. Bir saniye. Aç değil, bir dakika, bir saniye. Az bir dakika. Bir saniye rica ediyorum. Devlet ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bak çalışıyorum. Bak bak ben sana devlet sana cebine para koyacak değil. Senin eğer paran yoksa senin o senin beceriksiz. Devletle alakası yok. Bir dinle bak şimdi bak bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bak ben sana bir şey. Sen çalış. Bak bak ben sana. Sen dursun bura herhalde. Az müsaade edersin. Çok özür. Ben şurada bak bir saniye. Bak bak. Bak emekli maaşına 3 bin lira. Devlet, bak bak. Devlet hiç kimsenin cebine madem, para koymaz. Madem konuşuyorsun. Devlet benim cebime koysun demiyorum. Emekliliği hak ediyorsun. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben emekliyim. Bir dinle. Bir saniye abi bir dakika ya. Hak tanısana. Dayı hak tanısana. Ben de emekliyim. Ay dayıcım biz siyaset bak. Ne 1100 lira? Nasıl 1100 lira emekli? Ya ben bana sen bir yalan söyle. 1100 lira emekli. Sen bana bak bir şey söyleyeceğim. Sen bana bir şey söyledim ben senin soruna cevap vereceğim. Delikanlıyı da tatmin edeyim gideyim. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Devlet benim ekmeğimi versin. Bir saniye dayı. Ya devlet sana ekmek vermeyecek. Bir saniye devlet sana ekmek vermez. Bir şey söylüyorum sana. Sen çalışacaksın. Güzel abicim ben bir şey söylüyorum sana. Ben devletten ekmek istemiş adam değilim. Tamam mı? İstemeyeceksin zaten. Kimi gidip bak ben sana bir şey söyleyeyim. TC'mi vereyim sana. Kimi gidip belediye başvurmuştu ben vurmamıştım. Bak bir şey söyleyeyim. Benim tansiyonumu çıkartıyorsun. Bak ben sana şurada şunu söylüyorum. Tamam. Anladın mı? Ya devlet senin bak, hiç kimsenin cebine senin para koymaz. Senin cebindekini benim cebimdekini. Çalışacaksınız. Çalışmazsanız yeri, bak, bu devletin suçu değil. Bak güzel abicim. Senin cebindekini benim cebimdekini değiştirenler. Ya tezgah hemşerim. Bak, bizi tezgah. Olur. Bak senin de psikolojin bozuk. Benim de bozuk. Niye psikolojin bozukmuş? Kapatsın, bak bundan dolayı. Anladın mı? Hayır abi soru sor. Sen işime sıkıyorsun. Abi çekil çekilir misin? Ya abi çekil. Şşş tamam. Abi çekilsen görür müsün? Öyle şeyler yapmayın abi. Yapmayın gerek yok. Aile var. Abi çekilsen.
işim bu. Ortalığı karıştırıyorsun. Abi işim bu benim, bak engelliyorsun. Neyse abi. Benim uzun abi işim bu, engelliyorsun bak. Gerek yok. Yani böyle olmaz, böyle olmaz. Cebine para koy. Koymaz abicim, koyar demişim. Paran yok ve senin beceriksizliğindir. Beceriksizliğim bunu böyle de bilin kardeşim. Bunu öyle bilmeyeceksin abicim. Kimse kimse. Tansiyon yükseltme. Hangimizin cebine verir para? Bak tansiyon yükseltme. Tansiyon yükselmeye gerek yok. Ya gerek yok abi, neyse ne, herkesin kendine fikir, bana bir hak doğdu, ben de fikrimi sundum. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez, ben yanlış konuşmuyorum. Benim orada 50 yaşında, bak 50 günlük çocuğum var, 36 yaşında adamım, ben bu devlete, ben bu devlete hizmet vermiş adamım. Anlatabildim mi? Bak ben siyaset yapsaydım kralını yapardım. Bak ben siyaset yapmıyorum, ben ekmeğimi konuşuyorum güzel kardeşim. Bak, bak güzel abicim, ben sana şunu söyleyeyim mi? Benim, bak benim üzerimdeki iğne, elimdeki iğne beni kimse yargılayamaz. Bunu ben çalışmışımdır, almışımdır. Bana bunu devlet getirip kapımı vurup da bana vermemiştir bu telefonu. Veya da bunu, anlatabildim mi? Bununla değil, iş bununla bitmiyor. Sen ekmeğine bakacaksın abi, ben ekmeğime bakıyorum. Anlatabildim mi? Ben ekmeğime bakıyorum. Devletten niye beklemeyeceğiz? Niye beklemeyeceğiz? Nasıl beceriksizim? Nasıl beceriksizim? Yok ya. Çalışıyorsun. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika güzel abi. Sizin cebiler yüzünden. Bak bak. Tamam bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Devlet diyorsun ya. Abi çalışıyorsun. Ödüyorsun. Devlet senin ödeyecek mi bunu? Devlet. Bak ben sana bir şey söylüyorum, sen ama bir şey söylemiyorsun ki. He? Ben sana bir şey söylüyorum abicim. 1 milyar faturam var. Bak ben sana bir şey söylüyorum. La Allah, la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Güzel diyorum. Ben sana bir şey söylüyorum güzel abicim. Sen neyin peşindesin? Güzel abicim. Bak sen neyin peşindesin? Devlet buna bakmıyor ki zaten. Ben sana bir şey söylüyorum. Kendi çalışıyor. Bak ben kendi çalışıyor. Sen ne anlatıyorsun? Ben sana bir şey söylüyorum. Niye baksın? Ya devlet baksın. Bak bak bak. 1 2 3 4 5 6 7. Fikrimi söylediğin zaman hepiniz buraya saldırıyorsunuz. Yok yok. Kardeşim, yok şirketsiniz. Şirket bak değil. Güzel abiciğim. Bak ben sana. Bak ben sana. Benim fikrimi bilen. Benim bir dakika bir saniye. Bak sana, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ya kardeşim, kimseye bu da hakkı geçmesin. Fikrine bile saygınız bile yok. Niye? Yok. Abi. Sen bir dinleyici olur musun? Abi. Sen bir dinleyici olur musun şunda? Hepiniz birden göz. Ya bir şey söylüyorum. Bir şey söylüyorum. Beceriksizliğimden bahsediyorsun ya. Bir saniye. Beceriksizliğimden. Beceriksizliğimden bahsetmiyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Türkçe konuşuyorum. Bak Türkçe konuşuyorum. Diyorum ki. Devlet. Devlet senin cebine para koymaz. La Allah lelal muhterem, ben sana bir şey söylüyorum. Kendin yaratacaksın. Ya güzel abicim, ben bugün çalışıyorum, yarın gidin hırsızlık mı yapayım? Ben sana bir şey anlatıyorum. Sen ben sana bunu anlatmıyorum. Kocaeli'den niye geldin Kocaeli'den? Ben sana bir şey söylüyorum. Ya bir dinle bak şimdi. Bak hayat bakışını değiştir abicim. Ben sana diyorum ki 2000 lira sana fatura gelmiş. Bak bak. La Allah Allah. Ben sana bir şey söylüyorum. Bak bir şey söylüyorum. Bak benimle konuşuyorsun. Kimisin? Ben... Güzel abicim, ben sana teşekkür ederim. Şey. Yok yok, bir dakika, ben bir şey söyleyeyim. Kapatalım. Bir şey söyleyeyim, kapatacağız. Bak rica etsem şurayı dinler misin? Rica etsem dinler misin? Abi bir dakika, rica etsem şu kelimeyi reis dinle. Bir dinle reis. Bir dinle. Şunu söyleyeyim, bir şey söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. O kadar insan var. Ben sana şunu söyleyeyim. Bir saniye Allah rızası için bir saniye. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Şuradan tatmin etmek istiyorum seni. Kendimi de hakkını delal et, benden yana helal olsun. Güzel abicim, devlet bana ekmek versin diye kendimi yırtmıyorum. Tamam. Bir dinle. Tamam, aynı ben güzel. Çalışıyorum. Aileme, çocuğuma, gelecek kuracağım parayı buraya veriyorum. Oldu mu? Herkes aynı şekilde çalışıyor. Ya.